Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen en önemli haberlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Kuzey Makedonya resmi ziyareti gerçekleştiren ABD Batı Balkan Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, dün Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi. Gabriel Escobar, ABD'nin Avrupa Birliği sürecinde Kuzey Makedonya'yı desteklediğini tekrarladı. Ayrıca Escobar, Washington'un beklentilerin Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği sürecinin devam ettirmesi yönünde olduğunu da vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Pendarovski, ülke olarak stratejik hedeflere ulaşma yolunda ABD'nin desteği büyük önem taşıdığına ifade ederek, Escobar bugün başbakan ve geri kalan üst düzey yöneticileriyle de görüşmelerini gerçekleştirmek için planını da yapmıştı. Kuzey Makedonya'yı resmi ziyarette bulunan ABD Batı Balkan Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, bugün mevcut olan üst düzey yöneticilerden Başbakan Dimitar Kovacevski ve ondan sonra Avrupa Birliği'nden sorumlu Bakanı Boyan Maricic ve Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile bir araya gelmiş oldu. Özellikle görüşmelerin ana konuları bu sefer ise tekrar Avrupa Birliği müzakereleri söz konusu olmaktadır. Bunları şart olarak bilindiği gibi anayasa değişikliğin yapılması söz konusu olmaktadır. Tansiyon, şeker hastalıkları, tiroid hastalıkları, astma ve geri kalan hastalıkları için artık uzman doktora gidilmesine gerek kalmayacaktır. Bütün bunları aile doktorları tarafından reçete olarak verilebilecektir. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fatmir Mecidi, Saray Hastanesi'nden bu sistemle ilgili olarak açıklamasını yaparken vatandaşları tekrar ilk saraya getirebilme konusunda kendi yorumunu yapmış oldu. Sırada ise bölgemizden gelen haberler tam dikkatinizi çekecek ümidiyle devam etmekteyiz. Brescia kreşinde toplam 350 öğrenci şimdiye kadar kayıtlı olarak söz konusu olmaktadır. Konuyla ilgili olarak buradaki pedagog Irena Dacia'ya göre 60 yeni öğrenci kayıtlarını yaptırırken geri kalan öğrenciler ise geçen senelerden söz konusu eğitimlerine devam etmekteler. Öte yandan ise müdür Ayriye Dacia'ya göre özellikle yapılması gerekenler yapılmaktadır ve kreşi tarafından tüm gereken hizmetler sunulmaktadır. Merkez Upa İlköğretim Okulu'ndaki mevcut olan öğrenci sayısı seneden seneye düşüş göstermektedir. Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'nda 22 öğrenci birinci sınıfa kaydını yaparken onlardan 2 öğrenci Arnavutça, 5 öğrenci Makedonca ve geri kalan 15 öğrencisi ise Türkçe eğitim diline kendi kayıtlarını yaptırmıştır. Necati Zekeriya İlköğretim Okulu'nda ise buradaki eğitim dili Türkçe olmasıyla birlikte geçen sene toplam 30 öğrenci kaydını yaptırırken bu sene sadece 18 öğrenci kaydını yaptırmıştır. Bölgemizdeki koyunların mevcut olan sayı 30 bini gösterse de bu sayı gittikçe düşüş gösterecektir. Konuyla ilgili olarak Daşi Birliği'nin Başkanı İskender Ame'ye göre özellikle koyuncuların eksik olarak mevcut olan çobanların olmasıyla birlikte en büyük sıkıntılar yaşamaktalar. Ondan dolayı ülkemizden değil bazen yurt dışında da gelen çobanlar söz konusu olmaktadır. Gurbetçilerin gelmeleriyle birlikte birçok aileye tam maddi bir destek verilmesiyle beraberce yardımcı olunmuştur. Gurbetçiler birçok aileye tam destek verirken mevcut olan ihtiyaçlarını karşılamış olmaktadır. Ağustos ayında sadece düğünler değil aynı zamanda hayırseverlik etkinlikleri de söz konusu olmuştu. Çoğu zaman bunlar bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Debre ve Debre bölgesinde toplu yaşam konutlarla ilgili olarak gittikçe talep artış göstermektedir. Birkaç tane binanın inşaatına devam edilirken ileride daha yeni binaların çıkması önsüz konusu olmasıyla birlikte yapılacak olan yeni planlara bağlı olacaktır. Şimdilik ise vatandaşlar özellikle gurbetçi olarak en çok binalardaki daireleri tercih etmekteler. Ona bağlı olarak fiyatlar da 650 ila 750 avro bir metrekare olarak değişmektedir. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.